Efendim Ege TV ekranlarından herkese iyi bir hafta diliyoruz. Ülkemizin ve dünyanın her köşesinden bizleri izleyen izleyicilerimize selamlarımızı, saygılarımızı sunarak bugünkü Kocatepe'den bakış attı programımıza başlıyoruz. Efendim bugünkü program konuğumuz çok özel bir insan. Kadın girişimci, ufak bir restoran işletme sahibi Sayın Ayşe Safkurşun hanımefendi. Efendim hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Gastronomi... Ayrıca Pardon. olmazsa olmazlarımız Sayın Ömer Mazi ve Sayın Polat Yılmaz Bey. Efendim sizler de hoş geldiniz. Teşekkürler. Sağ olun. Evet Ayşe Hanım, programımızın klasiklerinden bizler sizleri Afyon halkı, Afyonlu insanlar sizleri tanıyor ama kendinizden bahseder misiniz? Ayşe Safkurşun kimdir? Öncelikle gastronomi şehri, lezzetler diyarı, Afyon Karahisarımızdan merhabalar. Ben Ayşe Safkurşun, kadın girişimci, Musakka Restoran sahibiyim. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet arkadaşlar buyurun. Ayşe Hanım işletmesini ilimizde yeni açtı ve tamamen yöresel Afyon'a has bizim o bildiğimiz Ramazan'da, bayramda, seyranda yediğimiz yemekleri misafirlerine sunuyor. Neler sormak istersiniz? Neler söylemek istersiniz? Ramazan yemeklerimiz olmazsa olmazlarımız sıra yemekleridir. Adı üstünde sıra yemekleri olarak geçer. Sırayla yapılan yemeklerdir bunlar. Evet. Çorbayla başlanır. En son bamya yemeğiyle sonuçlanır. Yani biz size geldik, misafir olduk. Evet. Bizlere neyle başlarsınız, neyle bitirirsiniz? İkramlarınız neler olur? Yani bu Afyon'un yöresel yemekleri. Afyon Karahisarımızın yöresel yemekleri, sıra yemeklerimiz öncelikle bunlar düğün, doğum ve asker yemekleri olarak yapılır. Bununla beraber de Ramazan yemeklerimiz olur. Sıra yemekleriyle başlanır. Önce çorbadan başlanır. Çorba yemeklerimiz ya pirinç çorbası ya da tandır çorbası. Arkasında et yemeklerimiz. Afyon Karahisarı'nda en çok et yemeklerimiz. Evet. Bütün et Afyon Hı. ara muhallebi yani ara ve ana tatlı olarak kaymaklı baklava, kaymaklı ya da kaymaklı ekmek kadayıf. En son Yani buradan şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar o telefonları kapatırsak ses eko yapıyor, yankı yapıyor. Peki Ayşe Hanım, Polat Bey'e geçmeden önce şunu söyleyeyim. Evet. Yani geldik bize bu saydığınız yemekleri tattırmak zorunda mısınız? Aynen. Yani Afyon'un bir özelliği varmış. Ki ben de Afyonluyum biliyorum da bilmeyenler için söyleyeyim. Yani size 11 farklı öğünde yemek gelir. Ve yemediğiniz zaman insanlar gücenirmiş, alınırmış. Aa bizim yemeğimizi beğenmedi falan derlermiş. Doğru mu? Doğru. Önce şaşırırlar. Derler ki işte sıra yemekleri tamam ama kaç çeşit? Saydığımız zaman çok fazla biz onları yemeyiz derler. Ama en sonunda da bamya yemeği yedikten sonra hiçbir şekilde yani öğretmenlik Evet. Evet Polat Bey, sizler Ayşe Hanım'a ne söylemek istersiniz? Ne sormak istersiniz? şimdi seslerde ara sıra bir kayma oluyor. Sadece bende mi, genelinde mi var bu sorun? Ses ya burada telefondan kaynaklanan bir ses kayması vardı. Onu Ama düzelttim sanırım. evet. Buyurun Polat Bey. Tabii şimdi işin uzmanını sorunca kafama takılan bir soru var. Yıllardır onu sorayım. Evet. Şimdi Afyon et üretiminde Türkiye'de sayılı bir il olmasına rağmen, ilk üçte gelen bir il olmasına rağmen et ürünü deyince sadece sucukla ön plana çıkmışız. Ama
bir Gaziantep gibi, bir Güneydoğu'daki iller gibi fazla çeşidimiz yok diye biliyorum ben. Afyon'un kebap kültürü nedir, et kültürü nedir, bu konudaki yemekler nedir, siz neler yapıyorsunuz, sizin bu konudaki aktaracağınız bilgiler nelerdir Ayşe Hanım? Etimiz gerçekten önce dana eti Afyonkarahisar'da çok tüketilmektedir. Ama bunun yanında kuzu eti de tanır olarak tüketiliyor. Ve Ramazan davetlerimizde en çok tüketilen Afyon kebabı ve bütün et olarak yemeğimizi sunuyoruz. Evet. Peki malumunuz Ayşem sesim alıyorsunuz değil mi? Alıyorum. Şunu sorayım. İlimiz malum gastronomi şehri oldu. Evet. Ve insanlar bizim gastronomiye dair dışarıdan gelen insanlar yemeklerimizi tatmak isterler. Gerçi sizler yeni bir işletmesiniz ve insanlar sizin buraya geldiğinde, restoranınıza geldiğinde Afyon'un o Afyon'a has biraz önce bahsettiğiniz o sıralı yemeklerden yiyecekler ve gerçekten gastronomi şehri olduğumuzu teyit edeceklerdir. Şimdi biraz restoranınızla ilgili isterseniz ondan bahsedin. Yemekleriniz neler? Size gelen misafirler istediği her şeyi bulabiliyor mu? Sadece bahsettiğiniz yemeklerin dışında farklı neleriniz var? Zaten buradaki amacımız Afyonumuzun gastronomi şehri olmasıyla birlikte tüm yemeklerimizi tanıtmak. Bizim biraz burada hatamız oldu. O kadar Evet. çok yemek çeşidimiz var ki ama bunu tanıtamadık ve bu şekilde eşimle beraber burayı açmak istedik. Gelen halkımıza, gelen misafirlerimize, dışarıdan gelen müşterilerimize biz de bunu eşimle beraber sunmak istedik. Gerçekten yani bu sıra yemeğinden has farklı yemek lezzetlerimiz, yemek kültürlerimiz de var. Mesela biz pazar günleri keşkek yaparız. Evet, Dışı geleceğim. Keşkeye de geleceğim. Yani Türkiye'nin her yerinde keşkek var. Evet. Yani nereye gitsem bizim keşkeğimiz çok meşhur. Ordu'ya gidiyorum. Ordu diyor ki benim keşkeğim çok meşhur. Zonguldak'a gidiyorum. Çok meşhur. Ankara'ya geliyorum. Çok meşhur. Ama ben de bir Afyonkarahisarlı olarak, Afyonkarahisar'da yaşayan bir vatandaş olarak ben de iddia ediyorum. Diyorum ki bizim keşkeğimiz çok daha güzel. Neden? Bunun nedenini sizden dinleyelim. Şimdi bazı yerlerde kuzu etiyle, bazı yerlerde tavuk etiyle yapanlar var. Ama bizim burada dana etiyle yapılıyor keşkeğimiz. Artı bunun yanında da lola kemiğiyle ve çömlek böyle odun ateşine konulabilecek büyük küp şeklinde çömleklerimiz var. Onun lezzeti daha farklı oluyor. Böyle olunca lezzete lezzet katıyor. Artı bunun yanında bir de Afyonumuzun kaymağı var. Arzu eden müşterilerimize de kaymakla sunum yapıyoruz. Onun lezzetiyle de bambaşka bir keşkek oluyor. Farkımız buradan geliyor. Artı ben şunu duydum, bilmiyorum doğru mu duydum veya yanlış bilgi mi? Ben daha önce hiç duymamıştım bunu, yememiştim, tatmamıştım da. Keşkeğe kaymak katıyor musunuz, doğru Evet, mu? doğru. Aslında bu Şuhut'a has bir lezzet. Şuhut, Afyonumuzun Şuhut ilçesinde oluyor. Kaymakla beraber keşkeği döverek yapılıyor. Ama restoranımızda, Musakka restoranımızda biz de bunu sunuyoruz. İster içine katılarak, ister de üzerine bırakılarak farklı bir lezzet oluyor. Ama orijinalinde keşkeği kaymak bırakılmıyor. Evet, teşekkür ediyorum. Buyurun Polat Bey. Şimdi bu gastronomi evi açıldı işte geçenlerde. Belediye Kültür Müdürü milletvekillerine yiyecekten bahsetti. Afyon hani şey olarak yeme içme açısından çok ileride bir il. O yüzden de dünya zaten bunu kabul etti. UNESCO işte gastronomi yaratıcı şehirler ağına Afyonkarahisar'ı dahil etti.
Bizim bu bölgede mesela Uşak'tan, Eskişehir'den, Kütahya'dan öne çıkan yiyeceklerimiz neler? Mesela bir kişi Afyon'a gelince orada bulamayacağı neleri bulur yiyecek konusunda? Mesela bir Afyon kebabının özelliği nedir? Bunları öğrenmek isterim ben. Afyonumuzda olmazsa olmaz. Mesela çorbadan başlayayım ben. Pirinç çorbamız çok güzeldir. Bu en çok davet yemeklerimiz olur. Arkasına dediğiniz gibi Afyon kebabımız var. Şimdi bazıları işte üzerine kuşbaşı falan bırakılıyor deniyor. Aslında öyle değil. Pidemiz çok özeldir. Bunun yanında yalancı zeytinyağlı dolmadır. Afyonumuzda yalancı dolma kullanırız bu kelimeyi. Zeytin Evet, teşekkür ediyorum Ayşe Hanım. teşekkür Ömer Bey geldiniz. Teknolojinin azizliğine uğradınız. Biz Ayşe Hanım, Polat Bey güzel güzel sohbet ediyorduk efendim. Buyurun Ayşe Hanım'a neyi sormak istersiniz? Ömer'in sesi gelmiyor galiba. Ömer Bey sesimizi duyabiliyor musun? Ömer Bey. Sesini alamıyorum. Çok da güzel. Esat Muhammediye de programımıza güzel yansıyor. Onunla birlikte de çok keyifli oluyor. Buyurun. Gerçekten restoranımızın yakın olması camimize çok mükemmel bir şey. Evet. Güzel bir oldu bizim Evet. için. Ömer Bey sesimi alıyor musunuz? Ömer'in Sayın Mazi, orada mısınız? Sesiniz bize ulaşmıyor Sayın Mazi. Evet, değerli izleyenler, sevgili izleyiciler, malum teknoloji olmazsa olmazımız, teknoloji her şey, her şey diyoruz ama bazen de böyle teknolojinin azizliklerine uğrayabiliyoruz. Evet, şu anda geliyor mu sesim? Evet Ömer Bey, sesinizi şu an net, gayet güzel alıyoruz. Tamam o zaman. Diyordum ki Ayşe Hanım, Polat Bey, işte gayet güzel kaptırdık gidiyorduk. Sonra düştünüz, sonra geldiniz, niyetinizle geldiniz. Ayşe Hanım için sorunuz ne olur? Buyurun. Ya şimdi önce şundan başlamak lazım. Afyon tabii bugün dünyanın önemli gastronomi şehirlerinden bir tanesi oldu. Türkiye'nin işte üçüncü ili. Toplamda da herhalde 80 küsur ilden bir tanesiyiz. Evet. Tabii Afyon Anadolu'nun kilit noktasında olan bir yer. Bir taraf Akdeniz, bir taraf Karadeniz, bir taraf Ege, İç Anadolu. Bir Güneydoğu'yla direkt bağımız yok ama bu nedenle aslında birçok iklimin, birçok bölgenin yemek kültürü de edinmiş, o nedenle zenginleşmiş bir bölgede yaşıyoruz tabii ki. Afyon'un malum hem tarım hem de hayvancılık alanında da zengin olmasından dolayı, karasal bir iklim olmasından dolayı tabii ki özellikle et yemekleri ve hamur işi çok fazla yoğun ön plana çıkıyor. Zaten Afyon mutfağının en önemli ayakları bunlar gibi gözüküyor. O nedenle bu gastronomi şehri olduk ama biz şehir olarak buna hazır mıyız? Bu konuda neler yapılabilir? Bu konuda bir çalışma var mı? Onu öğrenmek isterim açıkçası. Gastronomi şef olarak gerçekten hazırız. Gerçekten yemeklerimiz çeşit bakımından, lezzet bakımından çok farklı.
Şimdi mesela başka bir şehre gittiğimiz zaman hani şu yemeği çok lezzetli, mesela Gaziantep yöresini alalım, ilini alalım. Evet. Genelde et yemekleri çok lezzetli, kebaplarıyla ünlü bir şehir olarak biliniyor. Ama şimdi orada ızgara ne kadar da olsa tabii o ızgaranın verdiği lezzet, etin verdiği lezzet de zaten öne çıkan bir tadı oluyor. Bizim buradaki patlıcan yemeklerimiz yani sonra et yemeklerimiz farklı. Öyle olunca buranın lezzeti daha farklı. Gastronomi olarak da gerçekten öne çıkabilecek en güzel illerden biri. Teşekkür ediyoruz. Buyurun Polat Bey. İşletmeniz de tamamıyla size ait olan spesiyel bir yemek var mı? Mesela sadece sizin Musakka restoranında bulabileceğimiz. Aynen. Bizim bize gelen müşterilerimiz sabahleyin aç karnına geldiklerinde çorba ya da keşkek yemek için geliyorlar. Ama benim kendime ait Musakka restoranımıza ait, hatta ismini de müşterilerimiz koydu. Musakka restoran spesiyel baklavanızdan, kaymaklı baklavanızdan yemek istiyoruz diyorlar. Evet Polat Bey, Ayşe'nin özür dilerim, lafınızı vallahi kesiyorum. Polat Bey gerçekten duymuş muydunuz bilmiyorum ama ben baklavanın kaymaklısını dün nasip oldu, tatma imkanı buldum. Faruk Bey, sabahtan ciğer yendiğini duyduğumda şaşırmıştım ama şimdi sabah sabah baklava yendiğini duyunca daha da çok şaşırdım. Hayır, öğleden sonra işte Ayşe Hanım'la görüşmelere geldiğimizde konuşmuştuk. Dedi ben sana bir baklava ikram edeyim. Yani bu bize has bir şey. Sorunuzu da karşılıyor sanırım. Israrla tavsiye ediyorum. Müsait bir gün buyurun gelin. Ayşe Hanım basını yapalım, o tatlıları bir tadalım inşallah diyorum. Buyurun. İnşallah. Dediğim gibi sabahleyin genelde işte çorba ya da keşkek yemek için gelenler baklavayı gördükleri zaman önce ben baklava yiyeceğim diyorlar. Çok da hafif buluyorlar. Aslında porsiyon olarak çok büyük görünüyor. Çok kabarık. İçinde kaymağımız var, manda kaymağımız var. Onun eşliğinde servis yapıyoruz. Gelip buraya tatmanızı isterim. Evet. Buyurun. Sayın Mazi. Evet, geliriz tabii de. Beklerim. Şimdi genelde bu gastronomi şehriyle birlikte Afyon'da işte bir takım valilik ve belediye bazı çalışmalar yürütüyorlar ama evet. Sokaktaki esnaf, çarşı esnafı gastronomi konusunda fazla haberdar da değil gibi gözüküyor. Aynı zamanda da menülerde yani aslında madem bir gastronomi şehri olduk ve dışarıdan da özellikle gastronomi için insanları Afyon'a getirmek istiyorsak bir gastronomi restoranları menüleri oluşturmamız lazım. Evet. Bu konuda sizin öyle bir çalışmanız var mı? Esnafımızdan aldığımız güzel yorumlarla gerçekten ev yemekleri tarzında her şeyimizi yapıyoruz. Mesela bir göcek köftesi, Afyon şivesiyle göcek köftesi olarak geçiyor bu. Müşterilerimize sunduğumuz zaman bunu ben tam 40 yıl öncesine gidiyorum, çocukluğumu yaşıyorum diyorlar. Burada bizim müşterilerimize eski yöresel yemeklerimizi tattırmak. O da bize güzel bir sevindirici haz veriyor. Ayşe Hanım şunu söyleyeyim ben. Dün işte dündü sanırım. Annenizle de o dünya tatlısı annenizle de tanışma imkanımız oldu. İmkanımız oldu. Ve size elinizin ayarını sanırım anneniz verdi. Çok güzel şeyler anlattı. Yani küçüklüğünüzden bu yana yemek yapmayı gerçekten sevdiğinizi işte sabahtan akşama kadar mutfaktan çıkmadığınızdan falan bahsetmişti. Yani burada şunu da söylemem gerekiyor. Aslında benim bir teşekkür borcum da Ömer Bey oldu. Ayşe Hanım'ın sevgili eşi Ömer Saf Kurşun Bey'e çok ilimizde çok ciddi yatırım yaparak, çok ciddi paralar harcayarak böyle güzel bir restoranı açması, dışarıdan gelen misafirlere böyle Afyon'un yöresel yemeklerini sunması falan da ayrı bir güzellik. Ben teşekkür ediyorum yani katkı sağlayan herkese. Öncelikle buradan
biricik anneciğime her zaman olduğu gibi minnettarım. Ben onun sayesinde bu seviyeye geldim. Beni küçük yaşta rahmetli babam 5 ya da 6 yaşında, bazılarına belki bir komik bir gelebilir ama 5-6 yaşındayken beni mutfağa annem almış. Ne yaparsa yapsın, bir de ben evin bir kızıyım. Ne yaparsa yapsın, yatarsa yatsın, hiç önemli bir Vallahi teşekkür ediyorum. Yani elinizin ayarı 10 numara Ayşe Hanım. Yemeklerinizde. Peki şunu sorayım ben Ömer Bey izin verirseniz aklımdayken unutmadan şunu sorayım. Yani işletmenize gelen müşterilerin en çok beğendiği, ya işte bu gerçekten çok güzelmiş dediği ve çok tüketilen yemek yemeğiniz hangisi? Önce işte söylediğim gibi sıra yemekleri. En çok müşterilerimizin istediği ilgi, mesela akşamları rezervasyon yaptırıp sıra yemeklerini çok istiyorlar. Olmazsa olmazımız onlar, ama tek tek olursa çorbalarımızı tandır ve işkembe, işkembe çok beğeniyorlar. Bunun yanında da yemek olarak da afyon kebabı, musakka, olmaz baklava. Yalnız o baklava, baklavaya takıldım Ayşe Hanım, söyleyeyim. Evet. Yani rahmetli anneciğim de baklavayı yapardı ama öyle ben kaymaklısını hiç tatmamıştım. Evet. Ömer Bey hazır soru sormaya. Buyurun Ömer Bey. Şimdi bir kere Ayşe Hanım'ın orada televizyon açıksa ses yankı yapıyor. Televizyonun sesini biraz kısalım. Çünkü biz çok... maalesef bugün öyle bir talihsizlik yaşıyoruz. Yakın mesafedeyiz Ayşe Hanım'la. Ondan dolayı böyle sesler bazen gidiyor geliyor. Televizyon buyurun. Açıksa onun yankısından olabilir. Onun sesi kapanırsa iyi olur. Ya şimdi gastronomide genelde ana yemek üzerinde hareket ediliyor ama bizim aslında Afyon'a özel bir kahvaltıda özelliğimiz var mı? İşte tamam bükmeler, şeyler, ağız açıklar falan var ama onun dışında böyle bize has, gerçi Şuhut'taki özellikle keşkek de kahvaltıda yenilen bir şey ama bu Türkiye'de çok fazla herhalde diğer illerde aynı şekilde yapılmıyor. Evet. Böyle bir kahvaltı gastronomiye yönelik bir kahvaltı kültürümüz var mı? Gastronomiye yönelik zaten Afyon'un Karahisar'ın olmazsa olmazı sucuğumuz var. Bunun çeşitli, mesela gömme diyorlar. Bunu odun ateşindeki külün içine gömülerek yapılan bir sucuk tarzıdır. Artı bunun yanında sucuklu yumurtamız vardır. Olmazsa olmazımız haşhaşlı pide, haşhaşlı katmer, bunlar da sabahleyin kahvaltımıza sunuluyor. Yani Afyon'un gastronomi şehrine uygun olarak, dediğiniz gibi ağzacık, rütme, Afyon Karahisar hayvancılıkla olduğu için yoğurt, süt ürünleriyle, peynir, yoğurt olarak da tüketildiği için hani peynirlerimizde koyun peyniri, inek peyniri olarak da gerçekten çok lezzetli. Ya bu bir şey söyleyeceğim sevgili dostlar. Bizim yemeklerimizin lezzeti, hani eti çok tüketen bir iliz. Etimizin çok lezzetli olması, bunların yemeğe yansıması, bu yaylımdaki hayvanların işte kekiktir, güzel otlar yemesi ve bundan kaynaklı yemeklerin tadı da sanırım oradan geliyor. Yani aşçımızın elinin ayarı eyvallah da o etin tadını da hayvanın yediği o işte kekikler, efendime söyleyeyim, bir takım güzel otlardan kaynaklandığını düşünüyorum. Bilmiyorum ne söylersiniz? Bunun yanında da yapılan etlerin de lezzetli olabilmesi için de bazı yemek pişirmede püf noktaları vardır. Bunlar genelde çömlek. Mesela bir et çömlekte piştiği zaman ya da odun ateşinde piştiği zaman daha farklı lezzet oluyor. Biz bunu Kuşakkale restoranda o lezzeti yakalıyoruz. Valla biz de ellerinize sağlık diyoruz. Yani buradan ne diyeyim yani. Buyurun Ömer Bey veya Polat Bey, artık hanginiz neyi sormak istiyor? Polat Bey var. Bir tutku yani, yemeği eğer tutkuyla o işi yapamıyorsanız, hani derler ya, içine biraz da sevdiğinden kat yemek yaparken. Evet. Ama bunu işletmeye taşıdığınızda
birçok parametre devreye giriyor. Bu konuda da en büyük sorun sunum ve hijyen. Evet. Özellikle bu pandemi döneminde, bu salgın döneminde hijyeni nasıl sağlıyorsunuz? Oradaki işletmenizde nasıl bir tedbirler alıyorsunuz? Her müşteri gittiğinde masayı dezenfekte mi ediyorsunuz? Çalışanlarınız nasıl bir sağlık şeyinden, taramasından geçiyor? Siz neler yapıyorsunuz? Bu konularda nedir yani şey tutumunuz? Zaten bir işletme için öncelikle hijyen gelir. Şimdi bu pandemi dönemindeki hijyen ikiye katlandı. Daha farklı temizlik olasılığı yapılıyor. Dediğiniz gibi masalarımız aynı şekilde dezenfektanla her müşterimiz gittikten sonra temizleniyor. Hele hele o kaşıklar, çay bardakları, su bardakları aynı şekilde dezenfektan ilaçlarına sirkeli suya bastırılıyor. Bulaşık makinesinde iki defa. Çünkü işte burada yani bir vebal işidir bu. Sağlıkla ilgili bir konu olduğu için hani bu bardaktan ben de içiyorum. Benim de sağlığım çok önemli. Kendimi nasıl düşünüyorsam aynı şekilde müşterilerimiz o şekilde düşünüyoruz. Ve bu şekilde daha hassas davranıyoruz bu konularda. Aynı şekilde affedersiniz lavabo konusunda da tuvalet konusunda da hijyenimize çok dikkat ediyoruz. Gelen müşterilerimize dezenfektanlarla ve kolonyalarla onlarla da servis yapıyoruz. Yani masamızda, kapı önünde, kolonyamızda da sunum yapıyoruz. Evet, şunu söylemek gerekiyor. Hijyen, Polat Bey'in söylediğine katkım olsun. Ben gördüm. Gayet her yer on numara efendim, temiz. İşte kurallara riayet ediyor, sosyal mesafedir, işte masaların şeyi vesaire. Bunları gördüm, gözlemledim. Yani... Ranalarımız, Faruk Bey sözünüzü kesiyorum. Ranalarımız da gördünüz. Her zaman kuru temizlemeye gidiyor onlar da. Ya bilmiyorum, ben Afyonkarahisar'da yaşayan bir Afyonkarahisarlı olarak sadece bu Sakka'nın değil de bütün bu tarz ciddi girişimde bulunup çok ciddi yatırım yapan her türlü müteşebbisin, ne bileyim, Allah razı olsun onlardan. Yani şurada en azından bir 8-10 kişi çalışıyor, efendim söyleyeyim, bunlara ekmek kapısı açılıyor. Evet. Artı yani bizim, bunu sizler de yaşamışsınızdır Ömer Bey, Polat Bey, dışarıdan bir misafirimizin geldiğinde neler ikram edebiliriz'i düşündüğümüz yıllarımız olmuştu. Şimdi çok şükür ilimiz, Afyonkarahisar'ımız gerçekten yani gastronomi şehri olduysa bunu gerçekten yemeğini alın bir kenara koyun. Bu gastronomi şehrindeki kriterlerin tamamını fazlasıyla tamamlamış bir il. Gerçekten bileğin hakkıyla bu unvanı almış bir il. İşte böyle güzel tesislerin açılması, işletmelerin açılması, ben bilmiyorum, ben kendi adıma söyleyeyim, çok mutlu oluyorum. Çok sağ olun. Bir de kadın eli değdiği zaman, kadın girişimci olduktan sonra üzerine daha güzel şeyler katılıyor farklı. Gerçekten öyle, katılıyorum size. Teşekkür. Şimdi ben biraz farklı bir şekilde gireyim. O zaman madem bu kadar güzel tesisler açılıyor falan ama bir işte termal oteller, termal Evet. yatırımlarla birlikte hakikaten şehirde bir 5 yıl öncesine göre alternatifler o kadar çoğaldı, o kadar güzel tesisler açıldı ama hala eksik olduğumuz bir nokta var. O da personel eksikliği, sıkıntısı. Çünkü Afyon'daki en büyük problem şuydu. Sunumda, serviste en büyük sıkıntı yaşıyorduk. Yani hala köydeki ya da sokaktaki davranışıyla gelen misafirlere, müşterilere yaklaşan garsonlar veya işletmeler vardı. Yani bunu daha profesyonel, insan ilişkileri, halkla ilişkilerini iyi yöneten, bu konuda gerçekten konuşmasıyla, kıyafetiyle ve yani garsonluk da aşçılık kadar, mutfak kadar aslında bir sanat, bir kendi Kesinlikle içerisinde size katılıyorum. Çok ince bir noktayı yakaladınız sevgili özelliği Basit. olması gereken, yani bir bardağın, bir kaşığın, bir çatalın nereye konulacağını,
işte servis nereden yapılır, nereden alınır, bunları bilmeyen 5 yıldızlı oteldeki garson arkadaşlardan da tutun da sokaktaki esnaf lokantasından işte sizler gibi tesislere kadar hepsinde var maalesef. Biz bunu beceremiyoruz bir türlü. Bu konuda ciddi bir çalışma yapılması lazım. Yani üniversitede üstelik turizm bölümü var, lisede turizm bölümü var. Bunca yani eğitim alınabilecek o kadar çok da yer var ama eğitim sadece okulda olmuyor. Uygulamada da bu nasıl uygulanır? Bunu sektörden gelen tecrübeli, bilgili servis departmanı ustalarıyla işte kaptanları, şefleri, metroteller gerekirse şehir dışından gelip hizmet içi eğitim verilerek bunun çözülmesi lazım. Tesisler güzel, eyvallah. Artık menüler daha da eskiye göre güzel, eyvallah. Termal turizmle birlikte birçok şey yeniden yapılmaya başlandı. Ancak biz hala servis departmanı konusunda çok sıkıntılıyız. Bunu bir şekilde çözmemiz lazım. Valilikle, belediyeyle, üniversiteyle bir yere kadar çalışma ama sektörün içerisinden gelen insanların verecekleri eğitim üniversitenin vereceğinde daha kıymetli. Çünkü o yaşayarak, uygulayarak biliyor. Kitaplardaki gibi her şey gerçek hayatta uygulanamıyor. Bu konuda ciddi bir şey, yani bunu bir soru olarak değil, bir sorun olarak ortaya koyuyorum. İstediğiniz yani gibi yorumlayabilirsiniz. Yani tespitiniz gerçekten Ömer Bey, lafınızı balla kesiyorum. Gerçekten yani çok büyük rakamlara açtığınız bir tesisin işletmesinde, sunumunda, personelinde bu işi kalifiye yapan insanlar yoksa bence hiçbir işe yaramıyor. Sizin lezzetiniz. Bakın dünyanın birçok yerinde, özellikle yurt dışında çok tanık olabilirsiniz. Aynı işletmede bir garson 20 yıl, 30 yıl çalışıyor. Yani adam 50 yaşında, 60 yaşında o tesis orada garsonluk yapıyor. Ve birçok müşteri o tesisin sahibi için değil, o tesisin güzel olduğu için değil, o tesisin yemeklerinin iyi olduğu için değil, o garson için gelir. Yani onun insan ilişkileri, onun yaklaşımı, onun tavrı, onun ilgisi o insanların tekrar oraya gelmesine sebep olur. Sonra tabii ki mutfak ve ondan sonraki diğer departmanlar gelir. Burada önemli olan patronlar bilmem neler değil. Önemli olan o işletmedeki personel. Bir işletmeyi yücelten personeldir. Evet. Bu konuda bir şeylerin yapılması lazım. Afyon'daki tüm 5 yıldız otellerden kafelere kadar hepsinin en büyük sıkıntısı bu. Yani 25-30 liraya saatlik üniversite öğrencilerde garson olarak çalıştıran tesisler bir yere varamaz. Önce çekirdek bir ana kadro, evet, garson servis departmanınız olacak ve burada hak ettiği maaşı alacak. Yani yoksa 25-30 liraya saatlik çalışan ya da bir günde 25 lira 30 lira verip öğrenci arkadaşları köle gibi çalıştırarak bir yere varamayız. Bu Afyon'un en büyük sıkıntılarından bir tanesi de bu maalesef. Buyurun. Tespitiniz çok doğru. Teşekkür ederim. Yani ben de harfiyen noktasına virgülüne değmeden katılıyorum size ve Polat Bey'i buyurun. O zaman şunu soralım. Konuşmanın ucu açık kaldı. Ayşe Hanım işletmesinde personel eğitimini nasıl sağlıyor? Standardı veya kendi belirlediği standarda nasıl yaklaştırıyor? Onu anlatsın bize. Biz ilk açıldığımız zaman işletmemizi hep seçici davrandık eşimle beraber. Hep deneyimli personelleri almak istedik. Bunlar başka bir yerlerden gelen kişiler. Hep hem yaş bakımından hem yaptıkları işler tecrübeleri bakımından seçici davrandık. Toplantılar yaptık onlarla beraber. Sonra aldığımız personellerimizin hepsini her hafta bir kere olsun toplantı yapıyoruz. Önce kendileri yapıyoruz. Doğru yanlış, neler var, birbirimizin ayrıca müşterilerimizden aldığımız güzel ya da yanlış tepkiler var, onlara iletiyoruz.
konuda da gerçekten hani personel şimdiye kadar müşterimiz gerçekten tepki almadı. Hem yemeklerimizin lezzetiyle hem de personelimizden aldıkları güzel hizmetlerden dolayı geliyoruz diyorlar. Evet. Yavaş yavaş toparlayacak olursak sevgili dostlar neler söyleriz? Yani ilimizde Ömer Bey size sorayım soruyu. Konuğumuzdan ziyade size sorayım. Öyle eksik gördüğünüz çok ince detayları noktaları nokta atışı yakalıyorsunuz. Yani bu ciddi bir sorun aslında bizim ilimiz için. Biraz önce bahsettiğiniz kalifiye elemanın efendime söyleyeyim çok böyle profesyonel insanların olmayışı, akademik bu işleri yapan insanların olmayışı. Yani ben yeğenimden size örnek vereyim. Benim yeğenim, abimin oğlu yaklaşık ben 15 yıldır yüzünü göreceğim. Şimdi Kıbrıs'a bu turizm meslek yüksek okulunu bitirdi. Kıbrıs'ta bir otele başladı. Oradan Dubai'ye gitti. Oradan buraya gitti. Bu çocuğu bırakmıyorlar. Ya oğlum işte seni evlendireceğiz, barklandıracağız. Artık yuvana dön, memleketine dön. Yok diyorlar. Yani bilmiyorum kalifiye olmak, kalifiye eleman olmak gerçekten on numara bir şey. Hem katkı sağlıyorsun çalıştığın yere. Bilmiyorum da inşallah böyle güzel tesisler, böyle kalifiye insanlar ilimizde çoğalır. 5 yıldızlı, 10 yıldızlı, 8 yıldızlı oteller peşi peşine açılır. Bir, işte, yolların kestiği noktadayız. Gelenimiz gidenimiz Allah eksik etmesin pek çok. İlimizden gerçekten geçiyor gelen geçen herkes. Yani güzel tesis, güzel temiz müşteri, kaliteli hizmet. Yani ne ya bunlar, başka? Bunların hepsi tabii ki olabilir. Şimdi ben 1987 yılında hatta 87 yılında turizme başladım ve Kuşadası'na kadar yani Side'den Kuşadası'na kadar 5 yıldız otellerde birçok otelde çalıştım. Onun dışındaki gazeteciliği de tamamı turizm üzerine oldu. Yani ben yaklaşık 40 yıla yaklaşan bir süredir. Ömer Bey bu arada sesiniz geliyor gidiyor mu? Bana mı öyle geliyor? Sana öyle geliyor herhalde. Ben bilmiyorum normal ya da bir yani böyle bir ciddi sıkıntı var. Bu ilerlerken her şey yeniden madem güzel tesisler yapılırken güzel personel, kaliteli personel de yetiştirmemiz lazım. Bunun için illaki Afyon'dan olması gerek yok. Yani gerçekten belli başlı dışarıdan da getirilip nasıl otel genel müdürlerini ya da idarecilerin bir kısmını dışarıdan getiriyorsanız böyle tepe yöneticiler, onlar kendi elemanlarını, kendi personellerini yetiştirsinler. Mesela Korel Otel'den bir örnek vereyim. Korel Otel bütün mutfak takımını kendi yetiştiriyor. Bulaşıkhaneden başlatarak işte su şefi, pastane şefi, bilmem ne falan hep kendi içerisinden yetişiyor. Dışarıdan hazır bir personel almıyorlar. Diğer bir tek servis departmanında bunu maalesef çözemediler. Yani tesisler kendi kalite çizgisini ona göre kurması lazım diye düşünüyorum. Yani bu da yeniden bir şey icat etmeye gerek yok. Bunun çok iyi uzmanları var. Belli bir ücretle Antalya'dan, Ankara'dan, İstanbul'dan getirirler, gelir. Size 3 gün, 5 gün iyi bir hizmet kurs verir. Ondan sonraki elemanları da siz yetiştirirsiniz. Olur biter. Evet. Yani Ayşan son olarak programımızın sonuna geldik. Neler söylemek istersin? Yani siz restoranınıza gelen insan niye gelsin? Geldiğinde niye yesin? Öncelikle her şey için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Afyon'umuza güzel, yakışır, nezih, ailelerimizin gelebileceği, gastronomi şefine uygun, yöresel yemeklerimizin yani anne tadı olan yemeklerimizi tadabilecekleri bir mekan. Herkesin buraya gelip o güzel lezzetleri tatmalarını isterim. Bu şehir içi, şehir dışı gelen tüm misafirlerimize inşallah bunu alnımız takıyla tüm lezzetlerimizi tattıracağım. Peki teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Programımıza katkı sağladınız.
diyoruz ya inşallah böyle Musaka gibi restoranların işte sayılarının çoğalması ilimize güç katar, gücüne güç katar. Gelen insanları mutlu bir şekilde efendime söyleyeyim kaldıkları sürece ilimizde en iyi şekilde ağırlama imkanı buluruz. Evet. Arkadaşlar sizler bir şey söyleyecek misiniz kapatmadan önce programı? Polat Bey bugün az konuştu, ona verelim sözü. Evet, az konuştu, varsa. Çok düşünüyor. Önümüzdeki haftaki programı hazırlanıyor. Bu arada aklımdayken de söyleyeyim, önümüzdeki hafta yani yarından sonra çarşamba günü saat 12'de Kocatepe'den Bakış adlı programımızın konuğu Afyon Kocatepe Üniversitesi Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi Müdürü Profesör Doktor Ahmet Altıntaş hocam olacak. Ermeni ve Azerbaycan meselesini görüşeceğiz. Çok teşekkür ediyorum Polat Bey. Sizi çok iyi anlıyorum. Ayşe Hanım, lezzetli yemekleri anlattıkça ben acıktım, Acıktıysanız çok yakınsınız. Lütfen. Ben misafir edeyim sizi. Beklerim. Ömer Bey. Efendim gerçekten bekliyoruz. Her zaman. Buranın kapısı açık size. Diyorum. Çarşamba gibi konuğumuzu da anlattık. Dedik tekrar edeyim. Afyon Kocatepe Üniversitesi Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi Müdürü Profesör Doktor Ahmet Altıntaş hocam tekrar bizlerle birlikte olacak. Gündemi değerlendireceğiz. Kocatepe'den bakacağız. Efendim hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun diyorum. Çok teşekkür ediyorum Ayşe Hanım, tekrar sizlere. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.